Evet arkadaşlar, bugün doğru bandaj nasıl sarılır onu göreceğiz, öğreneceğiz. Şimdi bana göre doğru bandaj elini nasıl rahat ediyorsa o şekildedir. Düz de sarabilirsin, parmak aralarından da geçirebilirsin. Sakatlığına göre, çünkü şimdi boksörlerde, genelde kickboksörlerde elinin üstündeki kemiklerde sakatlık çok oluyor. Mesela diyelim ki bu parmağın sakat, ona göre saracaksın. Bu parmağın sakat, ona göre saracaksın. Benim en rahat ettiğim sarma şekli şu şekilde. Bu şekilde katlıyorsun. Çok kalın olmasın, çok ince de olmasın. Çok ince olursa bir işe yaramaz. Çok kalın olursa da eldivenin içine girerken bandaj bozulur ve bu sefer darbe vurduğunuzda sakatlık çok çabuk olabilir. O yüzden onun ayarını siz daha iyi bilirsiniz zaten. Burada asıl önemli olan bandaj bir işe yaramaz çok fazla. Bandaj bileği ve elin üstünü çok hafiften koruyabilir. Ama iyi bir yumruk vurduğunuzda, sert bir yumruk vurduğunuzda sizin asıl elinizi koruyacak olan eldivendir. Eldiven sizin elinizi daha iyi korur. Yani burada demek istediğim iyi bir kaliteli eldiven kullanın. En önemlisi o. Şimdi mesela benim bu parmağım sakat. Bir asıl elinizi koruyacak olan eldivendir. Eldiven sizin elinizi daha iyi korur. Yani burada demek istediğim iyi bir kaliteli eldiven kullanın. En önemlisi o. Şimdi mesela benim bu parmağım sakat. Bir haftadır. Ama ben antrenman yapabiliyorum. Antrenmanlarını bırakmıyorum. Nasıl yapıyorum? Yakından alırsan hocam bu sarmayı. Şimdi ben bunu böyle yükselttim. Şu şekilde koyuyorum. Buraya hiç yük binmiyor. Şu an burada hiç yük yok. Hiç yük yok. Aralardan da geçirmek zorundasın. Çünkü o zaman bu yükseklik dağılabilir, kayabilir. Kaymaması için aralardan geçireceksin, sağlam olması için. Ve bandajı sararken çok sıkmayın kesinlikle. Çok böyle gevşek de olmasın. Tatlı sert olsun böyle. Bu şekilde.